Merhabalar, Bir de Medya'ya hoş geldiniz. Bugün Candaş Tolga Işık'la beraberiz. Bakacağız gündeme, gazetelere ama zaten dün akşam itibariyle Türkiye'nin gündemi yeniden değişti. Twitter üzerinden bir başbakan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen diyalog var. Başbakanın sesi, oğlunun sesi, kendi aralarında konuşuyorlar. 17 Aralık sabaha başlıyor, 18 Aralık sabahına kadar devam eden 5 konuşmadan bahsediyoruz. O konuşmalarda başbakanın oğluna evde bulunan paraları nerelere dağıtacağına ilişkin bazı tavsiyelerde bulunduğuna şahitlik ediyoruz, eğer doğruysa. Bunun üzerine dün akşam CHP yönetimi olağanüstü toplantı yaptı. O toplantıdan çıkan sonuç bize şunu gösterdi ki CHP bu konuşmaların üzerine gidecek. Başbakanlıktan da hızla bir yanıt geldi ve bu konuşmanın bir montaj olduğuna ilişkin bilgi verdiler. Akşamki bu gelişme gazetelere de yansıdı. Candaş, onu herhalde sen de görmüşsündür. Evet. Şok iddia, jet yanıt diye Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. Bugün enteresan bir şey vardı, ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu telefon kaydından bahsetmeden doğrudan başbakanlığın yalanlamasının haber olarak verildiğini gördüm. Çok enteresan geldi bana. Yani başbakanlıktan yalanlama, işte kaset şudur budur falan. Kasetle ilgili haber yok. Bazı televizyonlarda böyle bir şeye de şahit olduk. En azından Milliyet'te Evet. bunu görmüyoruz. Başbakanla oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı internete konuldu. Başbakanlık ahlaksızca bir montaj ürünü, hukuk içinde hesap sorulacak dedi. En bomba kaset Cumhuriyet'in manşeti. Başbakanla oğlu Bilal'e ait olduğu iddia edilen konuşmalar gündemi sarstı diyor. Evdekileri sıfırla talimatı. 17 Aralık sonrası çıkan ses kayıtlarının sonuncusu Ankara'ya bomba gibi düştü. Kayıtlardaki iddialara göre bakan çocuklarına yapılan operasyon sabahı Ankara'dan İstanbul'daki oğlu Bilal'i telefonla arayan Başbakan Erdoğan evdeki ve aile fertlerindeki paraları elden çıkartmaları talimatını veriyor. Gün içinde 5 kez tekrarlanan konuşmalarda Bilal Erdoğan bütün gün taşıdıkları paranın büyük kısmını iş adamlarına dağıttığını, evde 30 milyon avro kaldığını söylüyor. Başbakanlık kayıtlara ahlaksız bir montaj derken CHP Başbakan Erdoğan'ı istifaya davet etti diyor. Bir de aydınlığı verelim. Aydınlık Gazetesi de evdeki paraları kaçırın diye başbakanın ağzından bir cümle vermiş. Üç gazetede önemli bir şekilde bu haberin görüldüğünü izliyoruz. Hürriyet Gazetesi de zaten her yer tele kulak diye böyle bir ortadan manşet atmış. Ne diyorsun bu kayda? Bu kayıt bugün AKP'nin grup toplantısı var. Başbakanın buna yanıt vermesini bekliyoruz. Aynı zamanda CHP'nin grup toplantısı var. O grup toplantısında bu kaydın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dinletilmesi de söz Öyle mi? konusu. Umarım yapmaz öyle bir şey. Yani ben bu yasa dışı dinlemelerle ilgili temel prensibim, ben yani bunlar üzerine ne konuşmanın ne yazı yazmanın doğru olduğuna inanıyorum. Fakat tabii Türkiye'de siyasi iktidardır bütün bunların, bu yaşadıklarımızın müsebbibi. Vaktiyle bu işler Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanının başına geldiğinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı çökertildiğinde kıllarını bile kıpırdatmadılar. Bırak kıllarını kıpırdatmayı, Hatta yani. siyasi bir malzeme olarak kullandılar bunu. O da yasa dışı bir dinlemeydi. O da montaj mıydı değil miydi bilmiyoruz. Orada da biliyorsun artık... Deniz Baykal onun montaj olduğunu açıkladı. Tabii Kendisinin ya açıklaması kardeşim, montaj yani biçimindeydi. şimdi... Ama onu başbakan doğru kabul edip şimdi meydanlarda konuştu. ve yani buralardan ahlaki çıkarımlar yaptılar. Ben bir televizyon programında hiç unutmuyorum. O dönem TV8'deydim ben. Oranın yöneticisiydim. Televizyon programına çıkmadım. Ben bunu konuşmak istemiyorum dedim ya. Ya işte niye sen candaşsın, işte Baykalcısın bilmem ne falan. Hayır değilim. Şimdi de konuşmuyorum. Tayyipçi miyim şimdi? Hayır değilim. Çünkü ben bu işin ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi, Bilmiyorum. Belki değil gerçekten. Şimdi başbakanlık diyor ki değil. Bunlar montaj. Benim değil. Yasal bir zemin yok. Birileri bir takım ses kayıtları veriyorlar. İşte onu dinliyoruz. Bu işleri biz yıllar önce gördük. O dönem iktidar gerçekten iktidarlık, gerçekten ülkeyi yöneten bir kadro olarak buna bir duruş sergileseydi bugün bunların hiçbir tanesi başına gelmezdi. Derler ya, geçmişte yediğin hurmalar gün gelir seni tırmalar. Bu da öyle şimdi bir ama durum. şimdi ikisinin arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ben, en azından benim cephemde. Deniz Baykal'ın ortaya dökülen kaseti bir kadınla beraber olduğuna ilişkin iddia üzerineydi. MHP'lilerin de kasetleri benzer bir şekildeydi. Yani seks kasetleriydi onlar. Ve bu işin Türkiye'nin politikasıyla, geleceğiyle, işte ne bileyim, yönetimdeki bir takım Ama bu Deniz Bey'de de usulsüzlüklerle, yaptılar şunlarla, aynı şeyi. Dediler bunlarla. ya, milletvekili yapmış, parti içi dengeler, yönetici bilmem ne falan. Bir sürü o işe Şu kamusal açıdan. fayda çıkardılar. Tabii ki buradaki Şimdi buradaki meselemiz aslında çok farklı. Yani bir başbakandan bahsediyoruz. Bahsediliyor burada. Oğluyla yaptığı bir konuşmadan bahsediliyor. Daha önceki konuşmaları da benzer nitelikte görebiliriz. Nedir? Evdeki işte milyonlarca
dolar, eurodan bahsediliyor. Her şeyi dağıttıktan sonra 30 milyon kaldı diyen bir Bilal Erdoğan'dan bahsediliyor. Yani o diyalog çok tüyler ürpertici doğruysa. Doğru olup olmadığını bilmediğimiz için zaten o kayıtları da yayınlamıyoruz. Ama bir kısmını biz yayınladık bu kayıtları. Neden? Çünkü o kayıtlar bir soruşturma kapsamında dinlemelere takılmış kayıtlar. Bilal Erdoğan da soruşturulan bu bir kayıtlar isim. Bu kayıtlar mı? Bilal Erdoğan da soruşturulan bir isim. Hayır öyle ama bu kayıtların yani bu sızdırılan kayıtların o soruşturma kapsamında bir belge, bir delil olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Bu muhtemelen... Bununla ilişki yok. Ya bununla daha yok. Sen daha öncekinden bahsediyorsun. Daha öncekilerde var. Şeyden siz iddianameden siz açın. Tabii meseleye nasıl bakıyoruz? Bunu bilmek kamuya bir fayda sağlıyor mu tabii diye bakıyoruz değil mi? Çünkü sonuçta savcı değişiyor. Polisler değişiyor. O operasyonlarını yapacak olan polislerin tamamı dağıtılıyor. HSYK'da operasyon yapılıyor ve o iddianame bir türlü çıkamıyor. İddianameyi hazırlayan savcı da yerinden ediliyor. Onun üzerine fezlekeler hazırlanıyor. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na geliyor, gidiyor. İstanbul-Ankara arasında ne olduğu belli değil. Bu çerçevede bir takım ses kayıtları var ortada ve tapen oralarıyla birlikte ya da dökümleri var. O dökümlere bakıyorsun. Haber midir, değil midir? İçerik olarak kamuoyunu ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi diye. Bence bu da ilgilendirenlerden birisi. Ben bu birisi. Son örneği bütün bu iddianame ve bu işte tape numaraları bilmem neleri verilen belgelerden farklı gördüğüm için bunu söyledim. Anladım. Diğerleri tabii ki bir soruşturmanın içinde. Benim temel olarak bu işe bakış açım da başlatılan 17 Aralık'taki soruşturmaların selametinin, hükümetin namusu olduğu yönünde. Bu işlerin sonuna kadar sorgulanması, soruşturulabilmesi için hükümetin... Ama artık geçti değil mi o? Yani ya, onun tabii soruşturulmadığını tabii biliyoruz. Ama oradaki bir takım burada sadece şu da var. Biliyoruz. Bak onu da söyleyeyim. Şu anda geçenlerde şey söyledi bunu. Çok Selahattin Demirtaş çok güzel bir tespit yaptı. Dedi ki yani artık Türkiye'de bu meselenin yolsuzluklar ortaya çıksın, soru işte rüşvet ortaya çıksın falan olduğuna çocuklar bile inanmaz. Bu iş bildiğin artık çok net bir şekilde hükümeti devirme operasyonu. O arada yolsuzluk var mı? İşte rüşvet aldılar mı? Almadılar mı? Güme gitmiş bir soru. Şu anda da öyle. Şu anda o kadar siyaseten... İşte niye güme gitsin? İşte gidiyor maalesef gidiyor. Niye gitsin? Yani şöyle bakamaz mıyız bu meseleye? Bir, devlet içinde bir takım başka yerden talimat alan gruplar varsa bunu ortaya çıkartmak da hükümetin görevi. Görevden almalar dışında herhangi bir işlem yapılmış değil şu ana kadar. Tabii. Bir soruşturma başlatılmış değil. Yürüyen davalar var. Onların da savcıları değiştirildi. Savcıları değiştirildi. Ama bu yapıya ilişkin bir soruşturma başlatılmış değil. Adli bir hareket yapılmış değil. Adım atılmış değil. Sadece bir yapıdan bahsediliyor ve o yapının hükümet devirmek için harekete geçtiği iddiası var. O iddiayı somutlaştıracak herhangi bir girişim yok ortada. Vallahi pek... Ama şunu biliyoruz. Fezlekeler vardı. Senin buna şüphen var mı ya gerçekten? Yani... Yok. Benim şu biraz önce söyledi yani ya ben mesela AK Partili falan değilim. Yani hayatımda AK Parti'ye oy vermiş de değilim ama benim şu anda dışarıdan resme baktığın zaman yani bu işin hakikaten asıl gayesinin hükümeti devirmek olduğu yani her tarafından fışkırıyor. Tabii cemaatle kavga olmasa bunlar ortaya çıkar mıydı? Çok net yani. Hayır, hiç çıkmaz. Mümkün değil. Yani böyle çıkmazdı. Şey fakat ben yine de bu işin bu kısmına bakmıyorum. Benim baktığım şey şu. Kardeşim başlatılan bir soruşturma var. İşte burada gerçekten rüşvet var mı? Neydi adını söyle. Yolsuzluk var mı? Yoksa bu insanlara gerçekten bir kumpas mı, tezgah mı kuruldu? Ben bunu merakındayım ve bunu sorguluyorum gazeteci olarak. İşin diğer tarafına girersek... Buna ilişkin bazı işaretler aldık mı mesela yani, sence? Diğer tarafına girersek zaten işin başka bir şey olur. O golü atan cemaat, öbür tarafta gol hükümetin. İşte ben tenis maçı seyreder gibi olur. Ben orasında değilim, orasında umursamıyorum. Peki yolsuzluk tarafında bir işareti aldık mı? Bu bilmiyorum süreçte. İşte takip ediyoruz, görüyoruz. Yani şimdi... Oradaki belgeler, bilgiler, bütün bunlara değer ve karar verecek olan mahkemeler. Fakat işte mahkemelerin rahat çalışabileceği bir zemin de Türkiye'de ortadan kayboluyor her geçen gün. Ve bunun daha acı olan sonucu burası bir hukuk devleti ve hukuka olan güven sıfır. Ya düşünsene Yavuz, şu anda yani herkes eskiden şey derdi, Allah karakola düşürmesin, ondan sonra Allah hastaneye düşürmesin. Şimdi herkes diyor ki Allah mahkemeye düşürmesin diyor. Abi Allah mahkemeye düşürsün ki yani doğru çıksın ortaya değil mi? Normalde bunu dememiz lazım. Güveniyor musun sen Türkiye'de mahkemelere? Şu an güven mümkün olabilir mi? Ya Cumhurbaşkanı'na gittik geçen gün. Evet. İşte orada Ruşen Çakır dedi ki ben dedi bu internet yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na ben dedi tip başkanına güvenmiyorum dedi. Tip başkanının objektif olarak doğru karar vereceğine inanmıyorum dedi. Dedim ki Ruşen abi sadece tip başkanına mı güvenmiyorsun? Mahkemelere güveniyor musun? Ben şahsen mahkemelere de güvenmiyorum, ne yapacağız? Yani burada yani Türkiye'de acayip bir zemin peki, var. Peki niye böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oldu? Onu da herhalde bir tahlilini yapmakta büyük fayda var. 17 Aralık sabahı başlayan süreçle birlikte
hükümet özellikle kendisine yönelik bir hareket olarak algıladı bunu. Gayet de normal olabilir. Çünkü bakan çocukları soruşturmaya dahil edildi. Bakanlara ilişkin fezlekeler hazırlandı ve 25 Aralık'ta da başbakanın oğlu hedefteydi. Yani doğrudan başbakana doğru yürüyen bir süreçti bu ve hükümet de bunu gördü. Buna karşı önlemler aldı. Aldığı önlemler yalnız demokratik hukuk devletinin yapısını da sarsacak biçimde olduğu için sen güvenmiyorsun şimdi. Niye güvenmiyoruz? İşte MİT yasasında değişiklik yapmak istiyor şimdi. HSYK'nın yapısını değiştirmek istiyor. İnternet yasasını değiştiriyor ki o kayıtlar ortalığa dökülmesin diye. Bütün bunlar olduğu zaman insanın kafasındaki soru işaretlerine bir dakika ne gizleniyor demiyor muyuz? Tabii. Yani ben asıl ben işin son noktasında tabii şeye bakıyorum. Bu bütün bu kavganın, boğuşmanın Türkiye'ye ne faydası olacak? Sonuçta ne çıkacağı bakıyorum. İşte görüyorsun piyasaların vaziyetini, Türkiye'nin dışarıdaki algılanma biçimini. Ben önceki hafta sonu Londra'daydım. Ya böyle bir şey yok yani. Ya Türkiye'ye ver yansı ne diyor herkes? İnanılmaz bir Türkiye aleyhinde genel bir yayın şeyi var, akımı var ve bu yani bu kimsenin faydasına olduğunu zannetmiyorum. Hani tamam hükümetin faydasına değil de hani sonuçta cemaat dediğin yapı da Türkiye'de sokakta yaşayan insanlar, onlar da bu ülkenin insanları. Onların da faydasına olacağını zannetmiyorum. Ya burada bir an önce geçen işte Cumhurbaşkanı'na gittiğimizde de söyledik. Ya bir ortak doğruları bulup birleştirmek lazım ve Türkiye'yi bir istikamete koymak lazım. Bu istikamet değil, bu gidiş hiç gidiş değil. Ama tabii burada bu istikameti belirlerken de demokratik yapının üç ayağını doğru konumlandırmak lazım. Orası neresi? Yasaması. Orası neresi? Yürütmesi. Orası neresi? Yargısı. Sen tümünü kendine bağlayan bir sistemle hareket edersen o zaman da aynı sistemden, demokratik sistemden bahsetme imkanı olmuyor ki bu yolsuzluk süreciyle beraber gerçekten devletin çivisinin çıkartılması süreci olarak bakmakta da çok büyük yanlış görmüyorum ben. Tabii. Ya burada bence iktidarın temel hatası şu zaten. Bu süreci daha şeffaf kılıp yani yolsuzlukları ayırıp yer yapıyı ayırsaydı zaten mesele bitecekti. Bu gördükleri bu paralel yapı diye tabir ettikleri yapıyı deşifre edebilselerdi çok daha doğru giderdi her şey. Ama yolsuzluğu da tabii, aynı zamanda o soruşturmaların devam etmesini sağlayacak bir zemin de hazırlamaları gerekiyor. O işin yargı sürecini ve soruşturma aşamalarını şeffaflaştırmaktı bence. Evet. Böyle yapmak yerine... Fezlekeleri saklamak değildi. Tabii. Böyle yapmak yerine hükümet çok daha derin bir plan olduğunu düşünerek çok daha agresif bir tedbir aldı. O agresif tedbirin dönüşü de hukukun ortadan kaybolduğu algısının toplumda yaratılmasıydı. Bugün gördüğümüz resim de bence bunun bir sonucu. Oysa çok daha akıllıca davranmak mümkündü. Gerçekten bir yolsuzluk, bir efendime söyleyeyim rüşvet olmadığına inanıyorsanız eğer bu süreçleri daha da şeffaflaştırırsınız. Toplumun daha göz önünde olur her şey. Ve kazanan yine sonuçta siz olursunuz. Böyle bir tezgah varsa da başka bir derin yapılanmanın oyunuysa da bu çok kolay. Bu sürece dair de gerekli yine yasal tedbirleri alırsınız. Gerekli soruşturmaları başlatırsınız. Orada da şeffaf olursunuz. Yine kazanan siz olursunuz. Haliyle maalesef işte iş başka bir... Çok daha agresif. Şimdi mesela bugün başbakan konuşacak grupta. Evet ya, biz de canlı yayınlayacağız. Umut ederim. Şimdi başbakan bu montaj olduklarını söyledikleri bu kayıtlarla ilgili daha sakin konuşur. Bağırıp çağırmak yerine bunların yalan olduğuna işte dün geceki açıklamalarını destekleyecek argümanlarını daha sakin bir şekilde topluma anlatır. Çünkü o agresif ton, o sert üslup inandırıcılıktan uzak bence. Bana kalırsa inandırıcılıktan uzak. Gerçekten başbakanın çok daha sakin ve kendisini anlatan doğru argümanlarla bu eğer bir yalansa, bu bir kurguysa, montajsa bunu o şekilde anlatması lazım. Şimdi buraya gelirsek eğer bütün o olanlara bakıldığı zaman, o sürece bakıldığı zaman, alınan önlemlere bakıldığı zaman böyle bir kaset ortaya çıktığında da herkesin kafasında evet doğru olabilir diye bir soru işareti doğuyor. Başbakanlık ne kadar yalan dese de, montaj dese de soru işaretli bakılmasına neden oluyor. Biraz içerikle ilgili konuşalım. Çünkü dün akşam çıktı bu kaset. Sen de izlemişsindir. Sosyal medyada büyük bir fırtına koptu. Zaten Twitter'da herhalde en çok konuşulan mesele buydu. Vallahi ben pek Twitter'a bakmadığım için bilemiyorum ne konuştuklarını arkadaşlar. Çünkü dayanamıyorsun artık. Oranın başka bir ruh hali var. Ben orayı anlamıyorum Yavuz. Yani orada değişik bir kitle var ve o kitle benim yani çok orayı hakikaten bilgi almak, iletişim kurmak için kullananlara saygı duyuyorum ama orada böyle bir akli dengesini gerçekten zaman zaman yitirmeye çok müsait bir kitle var. Ben öyle biri değilim. Yani ben o tip şeylere öyle mi işte falan deyip
engelleyerek geçiştiremiyorum. Ben de bir tepki verme ihtiyacı hissediyorum. Benim tepki de sert oluyor. Ben öyle yazarak geçiştiremiyorum. O yüzden arkadaşlarımın uyarısı üzerine ben o mecradan uzaklaştım. Şimdi arkadaşlar bize... Zaten tek tek uğraşırsan bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ama mümkün değil yani. Şey değil, ben haftada 6 gün yazı yazıyorum. Ben herkesin hoşuna giden şeyler yazmıyorum. Doğal tabii canım. Bir de Türkiye'de insanların köşe yazarlarından beklediği şey amigoluk yapmaları. Bir de bizim adımız Candaş. Candaş olduğumuz için herkes candaşlık bekliyor. Şimdi ben bugün mesela bir yazı yazdım. İzmir'de ben Binali Yıldırım'ın iyi bir aday olduğuna inanan bir yazı yazdım. Şimdi abi ne babalar mesela neler yazmışlardı tahmin bile edemiyorum. Adın Candaş ya. Kesin şeyi destekleyeceksin CHP'yi. Hayır desteklemiyorum. Vallahi gel çok net bir şekilde de yazıyorum bunu. Şimdi bu tip örnekler olunca herkesin İzmir'de sen... desteklemiyorsun yani herhalde öyle demek istediğin. Tabii İzmir'de. İzmir'de desteklemiyorsun. CHP'yi ki adayı desteklemiyorum. Çünkü desteklememek için çok net bir sebebim var. İzmir'i çok seviyorum. Ben İzmir'de kordonda rakı içmeye bayılıyorum. İzmir'in sadece tek numarasının da o olmadığına inanıyorum. Müthiş bir medeniyetler beşiği. Yani müthiş medeni bir toplum. Acayip hoş bir yer. Ben uçaktan indiğinde... Ama orada da rasyonel bir seçim yapılmayacağını görmüşsünüz kesin. Herhalde gittiğiniz zaman. Kesin. Ben yani söylüyorum. Sonuçta... Yazıyı yazdım. Siyasi... Sonunda da dedim ki... Ya yani Binali Yıldırım adam 1400 küsur tane proje geliştirmiş ama... Şarkısı var diyor ki işte İzmir'e hizmet gerek, gerçeği görmek gerek. İzmir'e hizmet gerektiği kesin de... Türkiye'nin bugünkü ortamında gerçeği görmek kimsenin pek umurunda değil. İzmir'de yine sonuç olarak göreceksiniz ideoloji kazanacak. İdeoloji kazanabilir çünkü... Çünkü insanlar orada şuna bakıyorlar. Hayat tarzım benim yaşam biçimimi acaba değiştirecek mi AK Parti diye bakıyorlar. Ve en hassas olan bu konuda. İzmir'de çöp toplamaktan daha önemli bir şey. Daha önemli bir ya şey. İzmirli açısından İzmir. Söylüyorum. Belki kızıyorlar bana şimdi ama benim kendi gözlemim bu. Dolayısıyla belki geçmiş haklılar olsun. Canım yani o haklı olmaları da mümkün. Bilemem yani ama benim şimdi ben bakış, gazeteciyim anlatıyorum gördüğümü. O da bir bakış zaten yani onların da haklı olduğu yerler var. Dolayısıyla şimdi Twitter'ın şeyi o yani insanlar gazetecilerden kendi gördüklerini yazmalarını beklemiyorlar. Onların gördüklerini yazmamızı bekliyorlar. Şimdi ben başka bir şey görüyorum. Senin yazdığın biçimde görenler de var. Onlar da destekliyorlar da sonuç itibariyle. Şunun içeriğiyle ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Dün akşam Faik Işık'tan bahsediliyor o. Konuşma sırasında. Evet. Duyar duymaz Faik Işık'ı aradı bizim haber müdürümüz İnan. Faik Işık'la konuştu. O gece 1 milyon dolar aldınız mı? Bilal Erdoğan'dan diye sordu. Hatta Fenerbahçe maçı vardı. Maç seyrediyorum ama evet aldım, şunun için aldım diye gerekçesini de anlattı. Sonrasında bunun kayda geçirilmesi için tekrar aradığımızda Faik Işık'ı hayır dedi ben maç seyrediyordum kafam dağınıktı şöyleydi böyleydi o öyle olmadı falan diye başka bir şey söyledi. Bugün akşam haberlerde de bunu bu şekliyle vereceğiz. Ama 1 milyon dolar aldığına ilişkin bir bilgiyi ilk aşamada verdi. Konuşmanın içeriğini biraz daha gerçeğe dayandıran bir durumdu bu bizim açımızdan. Burası onun işaretiydi. Bir başka işaret var o da Ankara'da mı Konya'da mı başbakan Sümeyye Erdoğan Konya'da mı Ankara'da mı diye. O gün Konya'da olduğuna bir ilgili bir bilgi var. Genel olarak böyle. Ankara'dan konuşuyormuş gibi bir hava var kasette. O da kasetin güvenilirliğini azaltan bir unsur. İkisini de burada söylemiş olalım. Kayıtla ilgili de bir takım sorunlar var yanılmıyorsam. Yani eleştirilere ben baktım da gelmeden önce. Orada kayıtla ilgili de kaydın montaj olduğu yönünde şeylerin iddiaları güçlendirecek şeyler oldu da söylüyor. Ama diyorum ki bak bu çok basit bir şey. Şimdi ben bu içerikle ilgili konuşmuyorum diyorum. Bu benim prensibim. Ben çünkü yasa dışı dinlemelerle kayıtlarla ilgili konuşmam. Sonunda ne çıkarsa çıksın. O kamusal fayda da tartışılır çünkü. O kamusal fayda 3 gün sonra bu montaj çıkarsa kamusal fayda falan olmaz. Doğru. Dolayısıyla önemli olan burada şu. Bu gerçekten bir sahtekarlık ürünü bir kayıt mı yoksa gerçek mi? Bunu çıkarmanın çok basit bir yolu var. Devletin yani birçok makamı şeyi var, kuruş kurumu var. O yüzden diyorum ki daha sakin, daha itidalli gidip... O kurumlara güven kaldı mı? Asıl mesele burada. Abi yani ona bakarsan devleti... TÜBİTAK, kime TÜBİTAK, güven kaldı? TÜBİTAK Ergenekon'la ilgili kaç tane rapor hazırladı? Balyoz'la ilgili kaç tane rapor hazırladı? Kaç kez TÜBİTAK'a başvuruldu? Bütün bu organizasyon ve 17 Aralık sonrasındaki soru işaretleriyle birlikte yeni bir rapor geldi. O rapor ilgili CD'nin... düzmece olabileceğine ilişkindi. Yani yıllar geçtikten sonra arada. Yani meselemiz farklı bir noktada ama bizim gazeteci olarak yapacaklarımız var. Yani en azından orada adı geçenleri arayarak öyle bir olayın olup olmadığını sormak gibi bir yükümlülüğümüz var. Tabii kendi adına objektif bir şey bu. Yani mesleki görevini yapıyorsun. Bu tabii bu Ergenekon Balyoz meselesiyle ilgili şimdi bakıyorum da bizim o dönem yazdıklarımız, söylediklerimiz bugün o süreçleri eleştirenler ya bak mesela o riyakarlık çok mesela önemli. Mesela Abdülkadir Selvi şu anda senden daha fazla eleştiriyor Ergenekon sürecinde yargılamayı. Abdülkadir Selvi'yle benim şahsi bir deneyimim yok ama benim şahsi deneyimim yani, olan gazeteciler var. Adamlar bize neler ya, yazmıştı ya. Evet. Ergenekoncu diyorlardı bizim için. Darbeciydin sen. Tabii darbeci diyorlardı. Niye o kayıtları, niye o delil toplama sürecini ya Nedim'le Ahmet'i hatırlıyorsun değil mi ya? Nedim'le Ahmet'i terörist ilan etmişlerdi. Şimdi Nedim'le Ahmet'i referans gösteriyorlar.
Şimdi Hanefi Avcı'yı neredeyse Emniyet Genel Müdürü yapacaklar ya, yani ellerinden geldi. Bunlar yani. Yani o sürece baktığı zaman zaten söylenecek çok söz var da bugün de paralelcisin muhtemelen. Ben, yolsuzluklarla ilgili konuşursam. Ben değişiyor, benim her gün değişiyor. Bazen yani mesela bugün şeyim, yandaşım. Bugün yandaşsın evet. Ondan önce paralelciyim. Yazdığın yazıya bakın. Evet, yandaş ondan günü. Önce paralelciyim. Bazen candaş yani yolsuzluktan oluyorum. Bahsedersen paralelcisin. Evet. Yapıdan bahsedersen yandaşsın. İşte ne bileyim hükümeti başka yönden eleştirirsen candaşsın. Bunun arasını bulamıyoruz değil mi Yavuz? Bunun arası yani bu, biraz zor. Mümkün değil bunun arasını bulmak. Ben geçen de şey yazdım mesela, dedim ki ya aslında bu... doğru yerde durmakla alakalı bir şey. Bu istediğin kadar yani... Ama doğru yerde abi Türkiye'de... Sen sabit duracaksın. Önemli olan bu. Türkiye'de akıllar kafalar o kadar karışık ki, biraz önce dedin ya hangi kuruma güven var diye. Sence hangi mesleğe güven var? Yok tabii. Abi öyle. Hastaneye gidiyorsun, adam doktora bile güvenmiyor artık. Güvenmiyor doktora, seni buraya kim getirdi diyor. Yani bu Türkiye'deki bu güvensizlik sadece siyasete, devlet kurumlarına değil. Tüm yani gazeteciler de bundan fazlasıyla nasipleniyorlar. Çünkü gazetecilerin de diyoruz ya, adam daha 3 gün önce Ergenekon'la ilgili bizim yazdıklarımızı 6 ay sonra yazıyor. Ve o dönem kendi yazdığı söylediklerinin farkında bile değil. Belki de unuttu. Neyse, bazıları vicdanlı ve şey diyorlar yani, yanılmışız, işte aldatılmışız gibi öz eleştiriler de yapılıyor onlara da. Ha bak, ona saygı etmiyor. Duyuyorum abi. Onlara da ya bunu söylemek bile bir şey. Hatta ben bayılırım böyle insana. Kullanışlı aptalmışız diyenler de oldu onun için yani. Ama onlara verilen yanıt da bugün de kullanılmadığının garantisi yok. Belki yarın da kullanışlı aptalsın diyebilirler. Bir de o kullanılma işi başladım, onun sonu gelmiyor tabii. Evet. O çok enteresan. Hürriyet gazetesinin manşeti her yer örgüt, her yer kulak demiş. Evet. Çünkü bu dinlemeler meselesine de geçelim istiyorum. 17 Aralık'taki operasyondan sonra özel yetkileri ellerinden alınarak başka adliyelere atanan iki savcının Selam terör örgütü diye binlerce kişi dinlettiği iddiası. Sen de varsın değil mi orada? Ben örgütün hangi hücresinde olduğunu tam tespit edemedim ama bir yerinde varım seni herhalde. Seni dinledilerse büyük sardık var ya, hepimiz girmişizdir o kayıtlara yani. Evet, postada bir dönem bulunduğum evet. Zamanı da kapsıyor. Posta mı? Sanki senin, yani benim hayatımda bulunmadığım bir dönem yok. Posta mı sadece acaba? Hayır, postada biraz daha fazla belki şey. Hayır yoksa mesela orası geldi. Çok enteresan. Abi ya bak, çok komik değil mi? Bizim annemlerin oturduğu semtin bakkalı var. Geçenlerde ben geçen uğrarım falan sohbet etmeye. Aradım, tamam mı? Abi neredesin dedim. Yazıyorum dedi sana. WhatsApp'tan yazdım WhatsApp'ta. Bana. Dedim ki abi niye yazıyorsun ki? Konuşmaları seni dinliyorlardır ki. E ne olacak dedim. Sana geliyorum. Ne yapıyoruz sanki? Şey miyiz yani, uyuşturucu mafyası, silah mı kaçıracağız ya da? Ya bak, bu durumda bu paranoya Türkiye'de. Kimse kimseyle konuşmuyor telefonda. Çünkü şunun da garantisi yok Yavuz. Biz ne suç işleyebiliriz ki? Ne paramız var, ne pulumuz, ne bir şeyimiz var, ne devlette bir öyle bir durumumuz var. İhale alırız, ihale veririz. Biz bir suç işlemeyiz. Ama bizi sevmeyenler bizim kendi hayatlarımızdan bir takım çıkarımlar yapıp bizi dövebilirler. Geçmişte çok, yok mu bunun çok örnekleri? Rahat, tabii. Şimdi senle saymaya başlayacak 5 dakikada 100 tane örnek sayarız. Herkes bundan korkuyor. Diyorlar ki ulan acaba olabilir mi? Onu söyler mi? Bunu der mi? Şunu şey yapar mı? Bakkala acaba borcum var da bakkal vermiyor, tehdit mi ediyorsun falan. Ya bunlar şey oluyor. Çıkar tabii. Tabii çıkar. Sabah bu kayıtla ilgili olarak bir uzmana danışayım istedim. Eski bir istihbaratçıyı aradım. Dün benim bu örgüt çerçevesinde dinlenildiğime ilişkin haber çıktı gazetede. Bugün sabah aradım. Daha önce de çok aramıştım. Bugün sabah üslubunda bir farklılık gördüm. Korkmuş şimdi, değil mi? Şimdi şöyle bir şey. Bu kayıt doğru olabilir mi dedim. Ben dedi kayda dedi izlemedim dedi. Bakmadım dedi. Zaten baksam dedi. Doğru olsa bile ne olur dedi. Ben dedi milli iradeden yanayım dedi. Yani bunu duyunca tamam dedim. Teşekkür ederim dedim ve şeyi kapattım. Yani herkes de çok ciddi bir şekilde var. Biz hep milli iradeden yanaydık. Hala da öyleyiz yani. Hürriyet gazetesi de küçücük görmüş bu başbakanın ses kaydını. Başbakanlıktan açıklama, o ses kayıtları ahlaksızca montaj diye. Dinlenen isimlerin bir fotoğrafları da var. Yani aynı örgütten olan isimler bunlar. Kim? Hakan Fidan, Defne Samyeli, Ertuğrul Özkök, Lady İmam diye bir Twitter fenomeni, Efkanala ve Enerji Bakanı. Ben şey anlamıyorum. Yani orada bazı isimler var. Şimdi onları dinlemelerinin yani şeyini çözebiliyorum, kodlarını, ama bazı isimler o kadar abuk geliyor ki bana. Mesela Defne Samyeli'nin dinlesen ne olacak, dinlemesen ne olacak? Mutlaka bir bağlantısıyla ilgili. Ya da ne bileyim, orada mesela sosyetik hanımefendiler var. Ya bizim gazetenin ikinci sayfalarında gördüğümüz hanımefendiler var. Mesela nedir, onları çözemiyorum ben. Yani ne bağlantıyla dinleniyorlar? Abi bir şantaj amacı varsa herhalde. Ha, öyle bir şey olabilir. Doğru söylüyorsun. Öyle bir şey olabilir. İleride bir şantaj olarak kullanacağını düşünüyorsa eğer. Bu dinleme meselelerini kim çıkardı ortaya? Aslında hükümete yakın gazeteler. Star Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi. Koca koca verdiler. Bugün de o sözlerin arkasındalar. Akşam Gazetesi de onlara... Arayıp geçmiş olsun diyen oldu mu sana? Çok. Gerçekten mi? Arayıp bundan sonra görüşmeyin diyen de oldu. Akşam Gazetesi diyor ki şantaj terörü. Yani hükümete yakın gazeteler bu meselenin biraz daha büyük görülmesini ve
Türkiye'de aslında gündemin bununla beraber devam etmesinden yana görünüyorlar. Ve şantaj terörü demiş. Paralel yapının kurduğu dev dinleme ağı kimseyi ayırmadı. Sağcı, solcu, gazeteci, Kürt veya STK yöneticisi binlerce kişinin parti genel merkezlerinin hatta kreş ve masaj salonlarının dinlendiğini ortaya çıktı. Bu tablonun ortaya koyduğu hedef şantajla dizayn edecek yeni bir Türkiye diyor Akşam Gazetesi. Yani o kadar geniş bir yelpazede dinleme var ki söylendiğine göre. 3 bin mi, 7 bin mi, 10 bin mi, 15 bin mi, 20 bin mi onları da görmüyoruz. Ben bir ara şey yazmıştım Yavuz. Böyle bu dinleme meseleleri öyle bir noktaya geldi ki bir ara telefonla konuşurken başka bir ses geliyordu arkadan. Ben de dedim ki ya dinleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Aynı anda konuşmayalım. Şey yok, kanka, bana oluyor. Konuştuğumu duyamıyorum diye. Hayır ama o noktaya geldi. Bak şimdi de kim dinliyor kimi belli mi abi? Kim? Cemaat mi dinliyor? Polis mi dinliyor? MİT mi dinliyor? Askeri istihbarat mı dinliyor? İllegal yapılar mı dinliyor? Kötü duygu ne biliyor musun? Kim dinliyor abi belli değil. Aynen, kötü duygu şu. Bir savcılık tarafından dinleme talimatı verilmiştir. Birisi dinlenmiş. Ben dinlenmiş olabilirim. Ama bilirsin ki o savcılığın elinde. Tabii. Ve güvenilir. Güvenilir tabii. Olması lazım. Aslında çok güvenilir olmadığını gördük Ergenekon soruşturmaları sırasında. Ama daha emin olduk. Emin olduk ondan ama güvenilir olması lazım. Devletin elinde kuralları var. Dinler. Suç yoksa bir süre sonra dinlenildiğini sana bildirir. Sonra da o dinleme kayıtlarını yok eder. Ve özel hayatının o bölümü en azından başkasının elinde olmadığını bilirsin. Ama şimdi bilemiyorsun ki kimin elinde. Savcı dinleme talimatı abi, vermiş mi? Bir polis internet, mi? İnternete Amerika'da bağlanmasına mı? Bağlı yani. YouTube'a basıyor, koyuyor adam ve sen tamam onunla uğraş ondan sonra. Evet, düzeltmeye uğraş yani. Tabii. Böyle bir ya durum bu var. Twitter'ın şeyli hali, sesli hali. Twitter'da da öyle. Ya Twitter'da da binlerce meclisup var. Adam oradan mesela bir şey yazıyor. Diyor ki Yavuz Oğan aslında bir tane adam öldürdü diyor 2 sene önce. Gömdüler, kaybettiler. Yazan sen, belli değil abi. Sen uğraş ki bulasın. Çevrende millet okuyor onu. Gelip diyorlar ki Yavuz var mı böyle bir şey? Ya yok, ne alakası var diyor. Uğraş ki sen bir tane delinin attığı şeyi taşı kuyudan çıkarasın. Şimdi bu da böyle bir şey. Senin bir tane senin olduğuna iddia edilen bir kayıt birinin eline ulaşıyor. Adam YouTube'a koyuyor bunu. Sen uğraş ki onu anlatasın. Öyle değil öyle. Aslında bu böyle. Yok montajladılar, yok kırptılar, bilmem ne yaptılar. Şansın yok. 2014 yılında yaşıyoruz. Ve biz lafta işte şeyiz değil mi? Çok ileri demokratik bir hukuk devletiyiz. 2014 yılında bu düzenlemeleri yapıyorlar. Çünkü bu düzenlemeler kendilerine lazım. Oysa bu düzenlemeler hepimize lazımdı. Hem de yıllardır lazımdı. Neyse yani geç kaldı ama en azından oldu ama, diye bakıyorum. Ama buradaki düzenlemeleri de neyi ihtiyaç tespit ettiler sonra göre yapıyorlar. Tabii. İktidar tarafından bu düzenleme öyle yapılıyor. Hayır, ama ben Ruşen Çakır'ın mesela şeyine katılıyorum. Ben mesela biz bu konuda çok mağdur oluyoruz. Çünkü bizim öyle bir ayarımız yok. Biz her aklımıza geleni yazıyoruz. Şimdi bunu yazdığımızda bir takım siteler var, bir takım mecralar var, sosyal medya var. Biz de birilerinden hakaret, iftira bilmem ne görüyoruz. Sadece Sayın Başbakan ve ekibi görmüyor. Şimdi biz bu noktada mağdur olduğumuzda sorunumuzu tip başkanıyla aynı hızda çözebilecek miyiz? Biz de bir vatandaş olarak soruyoruz mesela. Aynı zamanda bir kafamda da soru işareti var. Şimdi bu dinleme kayıtları internete düştü. Hala YouTube'dan izlenebiliyor Başbakan'ın oğluyla yaptığı. Bu tip internet yasası bu tip görüşmelerin yayınlanmaması için çıkmamış mıydı? Yani niye tabii engellenmiyor? Tip başkanı hala yapıyor, onu da anlamış değilim tabii yani. Öyle bir soru işareti de var kafada. Dikkat çeken haberlerden birisi de gazetelerde Obama ile Erdoğan görüşmesi. Evet. Gördüm. İkinci oldu mu değil mi? İkinci görüşme galiba. Hayır, ilk görüşmenin başka bir detayı. Ha. Amerika'dan yapılmıştı açıklaması, şimdi içeride milletvekilleriyle yaptığı görüşme sırasında başbakan konuşmuş. İç işlerimize karışan zatı misafir ediyorsunuz orada demiş Obama'ya. Bir mesaj aslında bu. O da mesajı aldım diyor. Obama yani, mı almış mesajı? Evet, Fethullah Gülen'le ilgili mesajı almış. Peki ne bekleyelim bundan sonra? Fethullah Gülen'in oradan Amerika'dan gönderilmesi şimdi mi? Şimdi cemaatin tabii yani şeylerinin, cemaat içindeki bir takım isimlerin açıklamalarını takip ettiğinizde onlar şey diyorlar. Uluslararası işte şeydeki yani yerlerdeki, ülkelerdeki, dış ülkelerdeki daha doğrusu okulların kapatılmasıyla ilgili bir Türkiye'den talep gittiği yönünde iddiaları var. Evet. Bu şimdi son noktada tabii Sayın Başbakan nezdinde Obama'ya iletilmiş bir talep haline dönmüş. Yani Fethullah Gülen'in gönderilmesi şekline dönüşmüş. Bu da o diğer yani okulların kapatılması yönündeki taleple örtüşen bir talep bence. Yani aslında cemaate yönelik hükümetin evet giriştiği yeni organizasyonda ayaklardan birisi. Gülen'i Türkiye'ye gönderin demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Ama Amerika'da öyle bir şey söz konusu değil biliyorsun. Eğer bir oturma izni varsa, yasalara uygun bir şekilde duruyorsa, bir suç işlememişse böyle bir şeyi beklemek çok doğru olmaz. Ama başbakanın çıtayı nereye kadar yükselttiğinin de göstergesi. Yani Obama'yla görüşüyor. Dünya meselelerini görüşmesi lazım. Türkiye'nin başka meseleleri de var tabii. Ama en önemli mesele olarak bunu başlıkların evet arasına koyuyor Gülen'i.
Onu söyleyelim. Dinlemelerle ilgili epeyce bir köşe yazısı var bugün. Onlardan birkaç tane örnek vereceğiz. Birisi Ahmet Taş Getiren'in yazısı. Ahmet Taş Getiren eski bugün, yazarı, bugün yazarıydı. Bugün gazetesinden tavrından dolayı ayrıldı. Cemaate yakın bir gazete Bugün gazetesi. Star gazetesinde yazmaya başladı. Ve bugün de size de çıkabilir diyerek bu dinlemeler meselesini ele almış ve Türkiye'nin temizlenmesi gerektiğini düşünüyor. Temizlenmeli mutlaka diyor. O köşe yazısından bir bölüm veriyoruz. Sayın Başbakan, belanın nasıl bir kapsayıcılık taşıdığını en iyi siz görüyorsunuz. Bir ülkenin başbakanı dinleniyorsa, cumhurbaşkanı dinlenmediğinden emin değilse, ülkenin sır diye bir şeyinin bulunmadığı kaygısı gelip toplumun yüreğine oturmuşsa, bu işi en acil memleket meselesi olarak gündeme almak durumundasınız. Öyle bir kumpasla karşı karşıya ki Türkiye, hakim e-mail numarasıyla önüne konan bir dinleme talebini onaylarken aynı zamanda kendi telefonunun dinlenmesine karar verdiğinin farkında olamıyor. Bu 7000 kişinin dinlenmesi, dile kolay. Bu dosyaları hangi polis yapısı, hangi ihbarlardan yola çıkarak hazırladı? Hangi savcının önüne geldi? Hangi hakim kararı onayladı ve elde edilen dinleme kayıtları nerede? Kimin canı nasıl yandı bu dinlemelerle? Bir de böyle tanınmış sima olmayıp da dinleme cenderesine sokulan sade insanların başına neler geldi? Bu soruların her biri yaşanan belanın boyutlarını gösteren sonuçlar verebilir. Polisteki terfi ve tenziller için öyle dosya hikayeleri anlatılıyor ki dudak uçuklar. Türkiye temizlenmeli, temizlenmeli, temizlenmeli. Evet, temizlenmeli, temizlenmeli, temizlenmeli diyor Ahmet Taş Getiren. Umur Tarıyor da Habertürk'te yazmış. Demiş ki bugün özellikle cemaate çok fazla yüklenen hükümete yakın gazetelerdeki gazetecilere. Ya arkadaş, daha dün siz bunlarla can ciğer değil miydiniz? Bir arada değil miydiniz? Biraz geç bir yazı olmuş ama galiba. Biraz geç bir yazı olmuş ama orada biraz daha başka farklı detaylar da var. Bence dikkate alınması gereken bir yazı Umur Tarıyor. Severiz kendisi. Havuz medyasının kimi elemanı? Kısa süre öncesine kadar şimdi paralel devlet dediklerinizle iç içe olan siz değil misiniz? Hocasını koşa koşa ziyaret edip el öpen, vakıflarına koşturan, gezilerinde yiyip içen, onların teşkilatlarıyla iş pişiren siz değil miydiniz? Şimdi paralel medya dediğiniz mecralarda iş ve program yapan, maddi karşılığını alan siz değil misiniz? Birlikte yarattığınız bir kanalizasyon var. Şimdi bir diğerinize ok atıyorsunuz. Siz, hepiniz çok kirlenmişsiniz ama bir o kadar da kirletmişsiniz. Lakin sizle kalmıyor. Bütün ülke her gün daha beter kokuyor. Doğru bir yazı değil mi? Yani şöyle bir, yani bilmiyorum. Şöyle şu içerikle ilgili benim eleştirilerim var, böyle hani bu lağım falan filan meselelerini, ama tabii ki bir saattir bunu konuşuyoruz zaten biz de. Yani bütün bu olup bitenler, bütün bu işte bu yani cemaat, hükümet ilişkisi 10 yıldır hepimizin gözü önünde oluyor. Şimdi bir anda birbirlerinden bu şekilde böyle bir nefret eder oldular. Nefret de doğru laf mı bilmiyorum ama doğru laf. Bu tonda, belki az bile yani. Bu tonda, nefret az bile. Bu tona çevirdiler. Yani şimdi bakma. Burada da dönüp bir bakmak lazım geçmişte ne yaptık biz diye. Yani her iki taraf açısından da söylüyorum. Hepsinin aslında bir öz eleştiriye ihtiyacı var. Zaman Gazetesi'nden de bir kısacık bahsedelim. Çünkü bu dinlemelerle ilgili iki savcının açıklaması var. Biz böyle bir dinleme talebinde bulunmadık diye. Evet, ismi geçen iki savcı. İki savcı. Orada da bir muallakta durum var. Orada da bir soru işareti var. Zaman Gazetesi de tabii doğal olarak kendilerine yönelik, cemaate yönelik bu haberler üzerine o iki savcının yaptığı açıklamayı öne çıkartıyor. Ve bu andıcın hesabı sorulsun diyor. Andıç olarak görüyor bunu. Star ve Yeni Şafak gazetelerinde koymuş. Hükümete yakın iki gazetenin gündeme getirdiği dinleme iddiası yalan haberlere andıç yöntemlerinin de eklendiğini ortaya koydu ki bu da yalan haber olarak önceden tespit etmiş ve o etiketi yapıştırmış. Hukuk tekniğine göre mümkün olmamasına rağmen tek dosyada 7000 kişinin dinlendiği ileri sürüldü. Dosyayla ilgisi olmayan farklı kesimden binlerce kişi dinlenenler arasında gösterildi. Suçlanan savcılar iddiaları kesin bir dille reddetti diyor. Bir iki not daha okuyayım şuradan, sonra senin yorumunu isteyeceğim. Haberdeki çelişkiler. Bir dosyada 7000 kişi dinlenemez. Ergenekon'da bile bu kadar kişi dinlenmedi diyor. Belki yeni bir rekor denemiş olabilirler. Selam örgütü dosyasında sadece 40 kişi dinlenmiş. Bunu savcı açıklıyor. Gazetelerde yayınlanan isimlerle soruşturmadaki isimler tamamen farklı. İddialara göre polis son 5 yılda dinlenenlerin listesini topladı. Gazetelerde bu listeyi kullandı. Bu enteresan bir iddia. Eğer son 5 yılda yapılan bütün dinlemelerse onun içinde olmak da enteresan bir durum. Dinlendi dedikleri Barış Terkoğlu o dönemde cezaevindeydi.
dinlemelerden şikayet ediliyor ancak MIT'i muhaberata dönüştürecek düzenleme yapılıyor diye kendi görüşünü de oraya hemen sokuşturuvermiş. Abi bir hukuk sisteminde bütün delil bulma yöntemini telefon dinlemelere odaklarsanız o hukuk sisteminden ancak bu çıkar, bizdeki çıkan çıkar. Çünkü telefon dinleme meselesinin bu yani hukuk adamlarının da uluslararası platformlarda tartıştığı bir konudur bu. Telefon dinlemelerin ne kadar sağlıklı bir delil ortaya koyduğu çok ciddi bir tartışmadır. Hukuki anlamda da bir tartışma. Yargıtay'ın kararı var. Sadece tabii. Telefon dinlemeleriyle... Evet ama Yargıtay'ın kararını mahkemeler takmıyor. Bir de böyle bir şey var. Ona ne yapacağız? Aslında telefon dinlemenin bir kuralı da var. Başkaca hiçbir delil bulunamayacak ise tabii. Diye ve kısa tek, süreli tabii. Bir... 3 ay en fazla. 3 ay için verebiliyorum. Tek başına telefon dinleme de ayrıca şey değil. Değil. Bir delil değil. Onu işte fiziki takiple... Ama şey Ergenekon'da bu iş hep şaştı. Ergenekon'da Balyoz'da tabii, bu artık... Tabii. Yani, ya abi Balyoz'da... Tamamen... Bak Balyoz'da... Balyoz dedim. Boyoz çekeceğim bu arada. İzmir'den geliyorsun. Geç seninki. Balyoz'da yiyemedik abi. Vakit yoktu. Balyoz'da bir tane polis soruşturması yok. Doğru. Tamamen her şey hazır geliyor ve gidip operasyon yapıp alıyorlar polisler. Böyle bir şey olur mu? Yani böyle bir operasyon biçimi olur mu? Takip yapılır, belge bulunur, bilgi bulunur. Biri getiriyor size diyor ki böyle bu buyurun çalışın. Diyor. Sonra o belgenin doğru olup olmadığı araştırıldı sadece. Biz bunları yazdık diye Ergenekoncu'ya çıkardınız adımızı zamanında. Darbeci oldunuz. Darbacı da olduk, Ergenekoncu da olduk. Bangır bangır söylüyorlardı. Şimdi? Şimdi aynı şeyler tekrar konuşuluyor. Zaman Gazetesi de Yeni Şafak Gazetesi'ni ve Star Gazetesi'ni bugün bakışlarını en azından biz de ortaya koymuş olduk. Sözcü Gazetesi'nde bir iddia var. Onu dün biz de haber bültenlerimizde koymuştuk. Alo Başbakan kaza geçirdik, ambulans yolla diye. El kadının kaza geçirdiği meseleyle ilgili olarak yanındaki ismin Başbakan'la yaptığı konuşma kaydı gündeme gelmişti. O konuşma kaydını dinledim bilmiyorum ama yok, gerçekten çok, çok komikti yani. Kaza yaptık diye başbakan aranıyor. Yani bir başbakan arayabiliyor. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda kaza reddediliyor. İşte el kadının o arabada olmadığı söyleniyor. Gibi gibi bir sürü detayı vardı. Bütün bunların aslında yalan beyan olduğu da ortaya çıktı. Bütün pis işleri bize yaptırıyorlar, bizi asarlar diyen eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın sözü de Sözcü Gazetesi'nde yerini almış. Sözcü Gazetesi bu dönemde mümkün olan her türlü eleştiriyi birinci sayfasına taşıyor. Onu da görebiliyoruz. Tarafın enteresan bir haberi var. Böcek zanlısı el kadının koruması çıktı. Yani işin çivisinin çıktığını da gösteren bir haber olduğu için bunu da verelim. Erdoğan'ın Ankara'daki evinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili suçlanan SD'nin o tarihte Yasin Elkadı'yı korumakla görevli olduğu belirlendi diyor. Buyur. Yani şimdi burada ne denilebilir bilmiyorum. Emre Uslu'nun haberi. Zaten dün Twitter üzerinden tanıtımını da yapıyordu. Çok önemli bir haber, çok önemli bir haber. Hatta kaset çıktı diye biraz da üzülmüş. Gördüm akşam haber kendisini. Gitti bizim diye. Haber gitti bizim diye. Bunu konuşacaktınız ama şimdi onu konuşacaktınız diye. Detayına bakalım. Koruma ekibinde yer alan SD'nin El Kadı'yı Suudi Arabistan'dan özel uçakla Türkiye'ye getirdiği, İstanbul'da kaldığı 6 aylık süre içinde en yakınında olduğu ortaya çıktı. SD'nin El Kadı'nın yaptığı bütün kritik görüşmelere tanıklık ettiği belirtiliyor. Çok enteresan bölümüne geliyorum. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında görevden alınan Savcı Akkaş'ın en önemli tanıkları arasında yer alıyor SD. Yani aslında bir tanık. Vay. SD ve bu SD'yi şimdi oraya böcek koydu diye soruşturma kapsamında sanıyorum Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporunda var. O çerçevede değerlendiriyorlar. Yani başka bir güçler savaşı ve bilek güreşi olduğunu görüyoruz aralarında. Ama tabii bu artık insanları da yoruyor herhalde değil mi? Ben yani bak ben başından bu kadar hafiflikle yapmamak lazım gazeteci olsam bile. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Temel soru yani biz biraz önce konuşuyorduk ya kamu yararı var mı? Bizim gazeteci olarak merakımız bu. Ben bu süreçlerin sonunda kamu yararı var mı sorusunu soruyorum ve ben hiçbir yerine kamu yararı görmüyorum. Yolsuzluk, rüşvet ortaya çıkacak diye başlatılmış bir hukuki süreç bugün Türkiye'de başka bir mücadeleye dönüştü. Her iki tarafta benim açımdan ciddi anlamda sorunlu ve hatalar yapıyorlar. Bu o iki tarafına hükümet ve cemaatten bahsediyorum. O iki tarafın kendi problemi yani birbirlerini çok yemek istiyorlarsa yesinler beni çok ilgilendirmiyor. Fakat ben şununla çok meşgulüm. Bu boğuşmanın faturası bu ülkenin tarihinde hep olduğu gibi sokaktaki adama çıkacak. Yani işsiz kalan da olacak, fakirleşen de o olacak, hayatı daha pahalılaşan da o olacak. Sonuçta fatura yine ona çıkacak. Darbe yiyen o olacak. Darbe yiyen de demokrasiden mahrum kalan da o olacak. Ve sonuçta yine mağdur olan da o olacak. Ben işin bu tarafına bakıyorum ve bu tarafıyla gördüğüm için böyle bir iradeyi ve bu cümleleri tekrar tekrar söylüyorum. Ama sen konuşurken bir şey artık hepimizin
kendi konuşmasına da yerleşti. İki taraf diyoruz. Ya nasıl hükümetin karşısında bir taraf olarak cemaati koyabiliyoruz? Asıl garabet burada değil mi? Yani Türkiye'nin garabeti bu değil mi? Bir hükümet diye bir şey var. Hükümet zaten muktedir, iktidar. O yönetecek. Ama ne diyoruz? İki taraf arasındaki kapışma, tartışma. Ya ama ya karından da konuşabiliriz. Böyle bir şey yok. Hayır, işte falan da diyebiliriz de. Şey anlamında hani söylüyorum. Konuşmandan insanlar gülerler bize diye söylüyorum ben. Konuşmandan kaynaklanan bir şeyden bahsetmiyorum. Türkiye'deki garabeti ortaya koyması açısından. Tabii. Yani iki taraf diye bir şey olabilir mi? Hükümet varken başka taraf. Ama işte zaten bu meseleyi yaratan da bir yanıyla 10 yıllık iktidarını cemaatle paylaşan hükümettir diyebiliriz herhalde, değil mi? Öyle gözüküyor. Geçelim. Cumhuriyet Gazetesi bir yolsuzluk iddiası ortaya koymuş. Milyonlar tünele kaçtı diye. Sivas'ta bir tünel inşaatında medya alımında adı da geçen, o havuzlarda adı da geçen bir iş adamının ciddi haksız kazanç elde ettiğini iddia ediyor Cumhuriyet Gazetesi. Onun tam tersinden Bugün Gazetesi'nin bir de birinci sayfasına bakalım. Birinci sayfasından hükümete yönelik ciddi eleştirilerin yer aldığı bir gazete halinde Bugün Gazetesi. Onu da ekrana taşıyalım. PKK'dan 7 ilde 10 şehitlik diyor. Yani nasıl yapıyor? Biraz bel altı gibi de geliyor bana bu tip haberler. 10 şehitlik yapmış PKK. Bak hükümet şehitlik açmasına müsaade ediyor PKK'nın illerde biçiminde. Bir hani tahrik edici bir haber gibi görünüyor değil mi bugündeki gazeteci haber? Yani burada da tekrar başlasa çatışmalar kim ne elde edecek ki? Yani hükümeti yıpratmak için bu işi yapmak doğru mudur? Valla bu iş yani bu özellikle çözüm süreci başladığı günden bu yana devam eden işte müzakereler, işte İmralı ile olan görüşmeler falan, ben çok fazla bununla ilgili geri dönüş aldım ve %80'i falan olumsuzdu. Vay seni bir bölücü işte falan diye böyle bir sürü hakaret duydum ama ben o süreci desteklemeye devam ediyorum. Çünkü benim için önemli olan sonuçta insan ölmemesi. Yani şehit elbette olmaması, yani dağda kitlelerin ölmemesi. Hangi amaç için bu mesela ortadan kaldırılabilir? Bugün gazetesinin şu manşeti, tahrik edici manşeti niye atılabilir? Hükümeti zor durumda düşürebilmek için başka noktalardan vurmanın ne manası var? Bilmiyorum yani ya sonuçta o onların çok, yani ben gazetecinin bakış açısını eleştirmem. Gazeteci burası, öyle bakar yani kendi burası, öyle düşünüyorsa bana ne öyle aslında ben öyle düşünmüyorum. Olduğu yani için evet tabii öyle de bir durum var. Çok feci bir manşeti de gösterelim, ondan sonra biraz meclise de bakacağız. Akit gazetesi bu it kimin elinde? Manşetiyle çıkmış. Allah tabii. Bakalım neredeymiş o? Akit gazetesinin manşeti bu it kimin elinde? Akit gazetesi aslında orada it derken bir açılımını da yapmış, hemen şuradan bulalım. Paralel yapılanmanın dinlediği isimlerin özellikle İsrail'in rahatsızlık duyduğu kişi ve kurumlardan oluşması bu istihbarat teşkilatının it dediyor. Ha. İti öyle şey yapmış ama kime söylediğini biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz. İtin ipi kimin elinde sorularına yol açtı diyor. Artık iyice ayaklara düşmüş durumda. Yani şu da kullanılacak manşet değil. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hazırlık yapıyorlarmış. CHP grubunda hazırlık o hazırlık. Ses kaydını dinleteceklermiş CHP grubunda. Kılıçdaroğlu muhtemelen bu son ses kaydını, Bilal Erdoğan'la Tayyip Erdoğan arasındaki ses kaydını milletvekillerine ve dolayısıyla Türkiye'ye dinletmenin formülünü burada görmüş görünüyor. Çok yanlış bir şey yapar Kemal Bey. Umarım böyle bir şey yapmaz. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum tabii. Bu kayıt, yani bu ortalarda dolaşan henüz doğru mu değil mi o bile belli olmayan bu kayıt Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ana Muhalefet Partisi'nin grup toplantısında dinletilecek bir kayıt değil. Umarım Kemal Bey böyle bir hata yapmaz deyip bitiriyorum. Belki de doğruluğunu tespit etmişse. Nasıl tespit edecek bunu? Varsa bir takım içindeki bilgilere ilişkin başka ek belgeler, bilgiler elinde. Mesela fotoğraflardan bahsediliyor. Ha, onlara ulaştıysa. Ulaştıysa. Bu başka bir şey zaten. O zaman başka bu bir başka şey bir şeyden bahsediyoruz. Onu da merak ediyorum. Şu anki bilgiyle dün gece Başbakanlık yalanlamışken bunu tekrar söylüyorum. Şu anki bilgiyle bu meclis yatısı altında Ana Muhalefet Partisi'nin grup toplantısında yayınlanacak bir şey değil. Ama dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısından sonra yapılan açıklamada Ali Koç'un yaptığı belki dediğin gibi başka bir belge geçti ellerine falan, onu bilemeyiz. Öyle bir şey varsa onu da gösterirler herhalde. Onu da göstermeleri lazım. Ali Koç zaten bunu doğru kabul ederek bir açıklama yaptı. Asıl açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını söyledi ve işaretini verdi yani bu ses kaydını dinleteceğinin. Ses kaydına baktığın zaman da Bilal Erdoğan'ın aslında kendisini takip edildiğini, görüntülü olarak takip edildiğine ilişkin bir takım şikayetlerde bulunduğunu da görüyoruz. İddia odur ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buna ilişkin bir takım görüntülerde var.